Efendim, Meltem TV Ana Haber Bülteninden herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün 21 Haziran Cuma. Sevgili izleyiciler, acı haberlerle başlıyoruz. Maalesef iki acı haberi peş peşe vererek bugünkü bültenimize başlayacağız. Acı haberlerden bir tanesi Pençe Kilit Operasyonu'ndan geldi. Bir şehidimiz var Türkiye'm, başımız sağ olsun. Ve bir başka acı haberde Mardin-Diyarbakır arasında yaşanan Anıs yakma, daha doğrusu Anıs faciası, facia demek daha doğru olur. Zira 11 vatandaşımızı kaybettik. 11 vatandaşımızın yanında yaralılar var. Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede şu anda bulunan Anka Haber Ajansı muhabiri Ahmet Ün'le birazdan bir canlı bağlantı yapacağız. Hem olay anını, olay sürecini hem de bugünü kendisinden öğrenmeye, detayları almaya çalışacağız ama önce şehidimiz. Sevgili izleyiciler, Pençe Kilit Operasyonu'nda bir şehit haberi daha geldi. Yüreklerimizi dağladı. Sevgili izleyiciler, Assubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un bugün Pençe Kilit Operasyonu'nda terörle mücadelede şehit olduğu haberi duyuruldu. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'ndan yine acı haber geldi. Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta piyade Assubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi. 5 kardeşi bulunan şehit piyade Assubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz. Şehidimiz hakkını bize helal etsin. Sevgili izleyiciler, Mardin-Diyarbakır arasında Anıs yakma, yani yaz aylarında belki görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur. Otların yakılmasıyla birlikte tarlalardan yok edilmesi, ortadan kaldırılması ve işte haşerelerin, zararlı böceklerin de bu vesileyle beraber, tırnak içinde belirtmek, ifade etmek gerekirse, hani uygun maliyetle, ucuz bir yöntemle tarlanın temizlenmesi diyebiliriz Anıs yakma hadisesine. Fakat bu sefer Anıs faciaya dönüştü. Anıs yakma bir faciaya dönüştü. Dile kolay, tam 11 vatandaşımız çıkan yangında, yangına müdahale etmek isterken, kendini korumak isterken hayatını kaybetti. 78 vatandaşımız da yangından etkilendi. Ağır yaralılar var. Umarız ki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir yenisi daha eklenmez. 11, 12 olmaz. Artık bu saatten sonra duamız bu şekilde. Vefat eden, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyerek bu VTR'yi de sizlerle buluşturuyoruz. Hadi ya. Aşırı sıcaklarla birlikte yangınlar da başladı. Görüntüler Diyarbakır'ın Çınar'la Mardin'in Mazıdağ ilçeleri arasındaki alandan. Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22.15'te Anız'da örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yaz Çiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin Mazıdağ ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru da ilerledi. İlk müdahaleyi köylüler yaptı. Daha sonra devreye itfaiye ve jandarma girdi. Yangının bilançosu ağır oldu. Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de de 2 olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onu ağır,
44 kişi ise yaralandı. İlerleyen saatlerde can kaybı arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ölü sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yangın sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti. 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da bir hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6 açıklaması yaptı. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangının büyüklüğü ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Evet, bu konuyla ilgili bölgeden bir bağlantımız olacak. Konuyu gün boyu takip eden gazeteci Ahmet Ünlü'yle bir telefon bağlantısı yapacağız. Ama şu anda bölgede birazcık herhalde şartlar çok da müsait değil. Müsait bir ortama geçtikten sonra kendisiyle bu bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Ekonomiyle devam edelim sevgili izleyiciler. Vergi ve cezalara büyük artış geliyor. Artık işin bu kısmına biraz alıştık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni paketin ayrıntıları belli olmaya başladı. Bütçedeki büyük açığı kapatmak isteyen iktidar vergi ve cezaları arttırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketinde dikkat çekici düzenlemeler yer alıyor. Pakete göre özellikle hizmet işletmelerinde yapılan günlük hasılat tespitlerinden hareketle yıllık hasılat kontrol edilecek. Evlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden alması önlenecek. Vergi vermeyenlerin ihbar edilmesi teşvik edilecek. İşte iktidarın yeni vergi paketinde yer alan düzenlemelerden bazıları. Borsa kazançlarının vergilendirilmesi. Deniz taşıma araçlarına uygulanan KDV istisnasının kapsamının daraltılması. Yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılması. Yabancılara verilen sağlık hizmetindeki KDV istisnasının kaldırılması. Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnasının kaldırılması. Kısmi istisnalarda KDV'nin indirimine izin veren düzenlemelerin kaldırılması. Engelli araçlarındaki ÖTV istisnasının revize edilmesi. Esnaf muaflarının kapsamının genişletilmesi, esnaf muaflığı belgesi alma zorunluluğu getirilmesi ve harç alınması. Motokurye faaliyetlerinden doğan kazançlarda basit vergileme usulüne geçilmesi. Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması ihdas edilmesi. İştirak hissesi satış kazancı istisnasının kaldırılması, eski hisseler için devam ettirilmesi ve bu hisselerin satış istisnasının %25 ile sınırlandırılması, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması, çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması. Şimdi aslında bu haberi hani izlediğimizde şunu belki söylemek gerekir ya da içimizden geçeni ne diyelim yayıncılık kuralları çerçevesinde aktarmak istersek burada hani amaçlanan ne? Hükümetin gelirlerinin arttırılması. Gelirleri arttırırken baktığımızda vergi ve cezalara işte düzenlemeler geliyor, arttırılması ya da işte bir takım özel işte vergilerin getirilmesi gibi başlıkları haberimizin detaylarında gördük ve vergiyle ilgili ihbar hattı açılacak. Vergi kaçırdığını ya da az vergi ödediğini düşündüğünüz esnaf ya da kişileri ihbar edeceksiniz. Şimdi bu tabii başlı başına bir sorulması gereken, konuşulması gereken bir başlık, bir ihbar hattı. Tabii ki hani yasa dışı olayların, yasa dışı uygulamaları ya da işte kanun hükmü yemiş, suçlu olduğunu ya da suçlu olduğunu düşündüğünüz insanları ihbar etmek bir vatandaşlık görevi. Ama bu vergi işinde birazcık da hani şu soruyu sormak gerekiyor. Şimdi komşular var değil mi? İki esnaf komşu. Bir tanesi komşusunun işte IBAN'a işte havale yaptırdığını ya da işte her satışında fatura kesmediğini, fiş kesmediğini gördü. Bunu nasıl ihbar edecek? İhbar etmesi komşuluk hukuku çerçevesinde bir sorun teşkil etmeyecek mi?
Uygulamada ne kadar pratik olacak? Bunları tabii zamanla göreceğiz. Zamanla birbirini ihbar eden insanların tabii ki isimleri belirtilmeyecek, bu isimler bilgilendirilmeyecek karşı tarafa ama en nihayetinde vicdanen bu kişiler kendilerini ne kadar huzurlu hissedecekler. İşte bunlar sorulması gereken sorular. Hükümetin paraya ihtiyacı var. Hükümetin en önemli gelir kapısı vergiler ve vergiler konusunda tırnak içinde vergilerin arttırılması, verimliliğin artması isteniyor. Motokuryeler son yıllarda gençlerin özellikle gelir adına başvurdukları yöntemlerden bir tanesi. Yani birazcık gelirim artsın diye girdiği, hayatını riske ettiği, kelle koltukta paket servisi yapmaya çalıştığı bir iş kolu, bir iş dalına dönüştü. Bu gençlerin vergilendirilmesi, yani her kazanç mutlaka vergilendirilmeli ama işte bunu yaparken de alt gelir grubu diyoruz ya biz bunlara. İşte motokuryeler, küçük esnaf, işte belki bir evi olan, işte bir şekilde kiraya vermiş, işte konut sahibi, bir ev, iki evi olan insanlar. Yani alt gelir gruplarına özellikle çok fazla yük binmiyor mu acaba? Mehmet Şimşek'e bu soruyu da bir önceki soruya ekleyerek sormak gerekir. Kitap zaten çok okuduğumuz hani söylenmiyor. Çok okuyan bir toplum değiliz. Kitap, gazete, bunlar dergiler desteklenmesi gereken yapılar, kurumlar değil mi? Bu kitapların, bu dergilerin, gazetelerin vatandaşlara daha uygun maliyetle ulaşması, teşvik edilmesi gerekmez mi? Mesela bu da Mehmet Şimşek'e sormak istediğimiz sorular arasında. Ya da işte çok kazananın da az kazananın da eşit vergilendirildiği tüketim malzemeleri. Yani bugün Türkiye'nin en zengin iş adamıyla en garibanın bir şey satın alırken eşit vergilendirdiğini hepimiz biliyoruz. Ekmek, gazete, süt, yoğurt, benzin ne alırsak alalım aynı vergi ödüyoruz. Ama gelirde durum böyle değil. Çok kazananın çok, az kazananın az, hatta mümkünse hiç vergi vermediği bir sistem olamaz mı? Bu mümkün değil mi? Belki Mehmet Şimşek bu konuda bir kaynak arayışı içindeyse, nasıl ki yurt dışında para kaynağı arayışı içindeyse, belki bu konuda bir çıkış yolu arayışı içindeyse de, böyle bir arayışı varsa kendisine milli ekonomi modelini, Profesör Doktor Aydar Başbey'in kaleme aldığı milli ekonomi modelini okumasını bir vatandaş olarak öneririm. Zira orada vergi dışı o kadar çok kaynak var ki bu uygulamaların hiçbirine gerek olmadan ülke hazinesi dolarda taşarda diyelim. Sevgili izleyiciler, Gazze artık Türkiye'nin her gün gündeme taşırken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadığı bir bölge. Zira Gazze'de İsrail soykırımı var. Bir taraftan uluslararası kamuoyu Gazze'de yaşanan insanlık dramına İsrail'i sorumlu tutarak diyor ki artık bu soykırıma dur de. Avrupa'dan Amerika'ya, Amerika'dan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Rusya'ya. Bugün Lavrov da açıklama yaptı. Bu bir savaş değil dedi Lavrov. Sivillerin öldüğü bir ortam savaş değildir dedi Lavrov. Lavrov kim? Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı. Dünya siyasetinde çok önemli, çok etkin bir isim. Yine bugün Gazze'de yaşanan insanlık dramına biliyorsunuz Avrupa ülkeleri kayıtsız kalmadı, kalamadı. Ve Gazze'yi, Filistin'i daha doğrusu tanıma kararı alan 4 Avrupa ülkesine çok ilginç bir ülke daha eklendi. Bunlardan bir tanesi de Ermenistan oldu. Ermenistan da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Zira Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış süreci de var. Konuyla ilgili birazdan bir haberimiz var, onu da paylaşacağız. Çünkü bölgede yaşananlar, bölgede İsrail'in zulmü İsrail'i bölgede yalnızlaştırmaya başladı. ABD temkinli bir uyarı tonuyla İsrail'le ilişkilerini yürütüyor. Avrupa'da bazı liderler hala İsrail'e destek açıklamaları yapsa da haklarına da kulak vermek zorundalar. Zira onlar da seçimle gelen demokrasinin işlediği coğrafyalarda liderlik yapıyorlar. Bu soykırıma sessiz kalamayacak, kalamıyor insanlık. Filistinli yaşadığı bu acıların
en nihayetinde hani bu dünyada da bir karşılığını belki de bu sürecin içerisinde ödediği bedellerle alacaktır diye düşünüyoruz. Evet, İsrail katliamlarına, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor ve bu katliamlara tepkiler var. İsrail özellikle Lübnan'la ilişkiler çerçevesinde, Lübnan'da Hizbullah'ı da bir düşman olarak uzun yıllardır görüyor. Zaten Hizbullah'ın oluşma nedeni de İsrail'in Lübnan'a yapmış olduğu saldırılardı. Son dönemlerde Hizbullah İsrail'e adeta bu işin o kadar kolay olmadığını, Lübnan'ın, daha doğrusu Hizbullah'ın kolay lokma olmadığını ve Filistin'de yaşanan, Gazze'de yaşanan bu drama sessiz kalmayacaklarını gösterdi. Yani İsrail'e papucun pahalı olduğunu gösterdi ve şöyle bir tehdit savurdu Hasan Nasrallah. Eğer Lübnan'a saldırırsanız biz de Güney Kıbrıs Rum kesimine saldırırız. Zira İsrail Rumları bu saldırılarda kullanıyor. Gazze'de 7 Ekim'de başlayan İsrail teröründe 259 gün geride kaldı. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarında en az 13 Filistinli öldü ve onlarca kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 15.517'si çocuk, 10.279'u kadın olmak üzere 37.431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85.653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti. Gazze'deki katliamda en büyük desteği Amerika Birleşik Devletleri'nden alan İsrail'in destekçiler arasında Güney Kıbrıs Rum kesimi de bulunuyor. Rum kesimindeki üslerin özellikle Lübnan'a karşı düzenlenen saldırılarda üs olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Buradaki üslerin önümüzdeki süreçte daha aktif olarak kullanılacağı ifade edilirken Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah Rumları uyardı. Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekün saldırıda Rum kesiminin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda Rumları savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, sorunun değil çözümün bir parçası olmayı umduklarını, hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini vurguladı. Öte yandan İsrail'e Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze'deki insani durumun feci olduğunu dile getirdi. İsrail ordusunun Hamas'ı yok etmek için kullandığı yöntemler kabul edilemez diyen Lavrov, gerçekte siviller öldürülüyor, bu tür eylemler Birleşmiş Milletler'in kararları doğrultusunda Filistin Devleti'nin oluşturulması yoluyla Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanmasını engelliyor ifadelerini kullandı. Evet, bu haberi sunarken söylemiştik, Ermenistan da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Azerbaycan'la da Ermenistan arasında bir barış süreci şu anda başlıyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu Kazakistan'da barış zirvesine dönüşecek. Tabii Ermenistan'ın son dönemde Paşinyan tarafından yapılan, daha doğrusu açıklamalar, Batı'nın özellikle de ABD'nin çok da hoşuna giden türden açıklamalar değil. Paşinyan bir taraftan aslında Azerbaycan'la aralarındaki sorunun çözülebileceğini, ki zaten adımlar atılmaya başlandı, İşte bir taraftan Filistin'i tanıyor, bir taraftan da işte soykırım iddialarının doğru olmadığını, yalan olduğunu, geçmişte bir şekilde kendilerinin bu konuda kullanıldığını ifade eden açıklamalar yapmıştı. Bölgede dengeler değişiyor. Bölgede çok ilginç olaylar oluyor. Özellikle Azerbaycan, İran, Ermenistan, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen, bu ülkelerin içinde bulunduğu coğrafyada çok ilginç gelişmeler oluyor sevgili izleyiciler. Bu gelişmeler Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Süreçte Türkiye'nin de izlemesi gereken çok diplomatik, çok hassas politikalar var. Türkiye bu konuda da üzerine düşen görevi yapacaktır diye umut ediyoruz. Zira yaşanan tüm bu gelişmeler bulunduğumuz coğrafyada Türkiye'nin her alanda etkilendiği gelişmeler. Bir taraftan okyanus ötesi bölgeyi karıştırmak istiyor. Bir taraftan Türkiye'nin güçlü ilişkilerinin olduğu, kültürel bağlarının, milli bağlarının, inanç bağının olduğu bir coğrafya.
Uzun bir süre bu coğrafyada Türkiye hakimiyet kurmuş. 600 yıl dile kolay bu coğrafyada hakimiyet kurmuşuz. Hala bölgenin en güçlü ülkesiyiz. Hala bölgenin demokrasi ve laiklik adına simge ülkesiyiz. O açıdan Türkiye'nin bölgede alacağı kararlar çok çok kıymetli. Ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış en çok doğal olarak ABD'yi rahatsız etti. Dışişleri Bakanı Blinken İlham Aliyev'i aradı. İlham Aliyev'den barış sürecini öğrenmek istedi. Yani ne oluyor, ne bitiyor, Azerbaycan ne planlayacak? Barış sürecini destekleyen bir açıklamaydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış süreci telefonla görüşüldü. İlham Aliyev'i arayan Blinken, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerini ilerlemeleri takdirle karşıladıklarını belirtti. Blinken, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini ifade etti. İki ülke arasında bir an önce barış anlaşması imzalanması gerektiğini ifade etti. Aliyev de artık bölgede barışın sağlandığını, barış anlaşmasının temelini oluşturan ilkelerin Azerbaycan tarafından önerildiğini hatırlatarak Azerbaycan olarak Ermenistan'la normalleşme ve barış sürecini taşımak için daha çok çaba sağlayacaklarını ifade etti. Ve Aliyev Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı yani AGİT, Minsk'in grubunun feshedilmesinin zamanının geldiğini de kaydetti. Evet, haberin detaylarını da sizlere aktarmak istedim. Zira ABD bölgedeki etkinliğini yavaş yavaş kaybederken bir taraftan da barış sürecinin parçasıymış gibi gözükerek hani oyun dışı kalmak istemediğini ifade etmiş. Kim tarafından? Bizzatihi Dışişleri Bakanı Blinken tarafından. Blinken'ın İsrail'de yapmış olduğu İsrail'e destek konuşmasını da hatırlayalım. Ben buraya bir Yahudi olarak geldim demişti. Ve yaz aylarının en üzücü başlıklarından bir tanesi yangınlar. Neden? Yangınlar yaz aylarında bizi çok korkutuyor, çok üzüyor. Zira yanan ormanlarımız ve bu ormanlarda hayatını kaybeden bizimle bu dünyayı paylaşan canlılar. İşte ikinci haberimizde ifade etmiştik. Bir anız yangınında 11 canımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin dedik ama bir taraftan da o anız yangınıyla hayatını kaybeden canlılar da vardı. İçlerinde bu coğrafyayı, bu toprağı, bu dünyayı, bu ekosistemin bir parçası olarak paylaştığımız canlıları da kaybediyoruz. Onlar da üzücü. Yanan orman yangınlarında, oluşan orman yangınlarında daha doğrusu kaybedilen sadece ağaçlar olmuyor. Ekosistem çok büyük zarar görüyor. Ormanda yaşayan canlıları da kaybediyoruz. Konu CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in de gündemindeydi. Fethi Gürer vatandaşları özellikle bu konuda uyardı. Sıcak hava orman yangınlarını arttırdı. Türkiye'nin pek çok bölgesinden yangın haberleri geldi. Bu görüntüler Akhisar'dan. Eski tekel depolarının bulunduğu büyük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin de yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. 30 hektar kuru ot ve ağaçlık alan yanarken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İzmir'in Bergama ilçesinde ve Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde meydana gelen orman yangınları da kontrol altına alındı. Diyarbakır-Mardin arasındaki yangında olduğu gibi anız yangınları da arttı. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer bu konuda vatandaşları uyardı. Anız yakmak çağ dışı bir uygulama olsa da ülkemizde farklı bölgelerde anız yakmaya devam ediliyor. Hububat hasatı başladıktan sonra sap ve köklerini kısa yoldan yok etmek için yakıyorlar. Bu yakmalar sonucunda toprağın üstü yüzeyinde yarattığı olumsuzluklar
havanın kirlenmesi, çevreye olumsuz etkilerin yanında börtü böcekler de yok oluyor. Ama daha vahimi, özellikle ormanların olduğu bölgelerde anız yakılması sonrasında orman yangınları çıkıyor, ciğerimiz yanıyor. Onun için tüm çiftçilerimize çağrıda bulunuyoruz. Sınırlı sayıda olsa da anız yakma uygulamasından vazgeçilmeli ve anızları yakanlar uyarılmalı. Ülkemizde çıkan yangınların %6'sı anızların yakılmasıyla ortaya çıktığı görülüyor. Sayın Gürer'in bu uyarıları çok önemli. Bir son dakika bilgisini de paylaşalım bu arada. Diyarbakır-Mardin arasındaki o anız felaketin haberini vermiştik. Felakette haberi verirken 11 vatandaşımızı kaybettiğimizi ifade etmiştik sevgili izleyiciler. Bunu da bu habere ekleyerek aslında paylaşmak istedim. Zira bu 11 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bize şunu gösterdi. Bu anız olayının bir an önce yasaklanması, yasaklanmasının da ötesinde çok sıkı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu sıkı tedbirler alınacak ki bu anızlar oluşmasın, bu anız yangınları felakete dönüşmesin. Tabii vatandaşlarımız yaz aylarında pikniğe gidiyor. Yaz aylarında çam ormanları, özellikle yazın havanın kuru olduğu ortamlarda çam ormanlarında kozalaklar vardır, yerlere etrafa dökülen. Bu ormanda etrafa dökülen kozalaklar adeta çıkan yangınlarda yangının sıçramasının hızlandıran bir yangın bombasına dönüşüyor. El bombası gibi etrafa saçılıyor. Bu el bombası gibi etrafa saçılan bu çam ormanlarındaki kozalakları tutuşturan bir unsur da piknikçilerin ya da işte bölgeye giden vatandaşlarımızın işte bölgede su içip işte cam şişesini ya da maden suyu içip cam şişesini ormanda bırakmaları, o camdan yansıyan güneş ışığının o ormanın yanmasına, kozalakların yanmasına, kuru otların yanmasına vesile olması. Çok dikkat ediyoruz, çok dikkat etmemiz lazım. Ormanlar hepimizin, bizim olduğu kadar yaşayan canlıların. Bir başka haberle bültenimize devam ediyoruz. Daha doğrusu son haberimizi sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyiciler. Bu sefer sosyal medya gerçeğiyle son haberimizi vereceğiz. Son haberimiz sosyal medya gerçeği üzerine hazırlanmış bir haber. Sosyal medyada bir taraftan hayatımızı çok kolaylaştıran, bir taraftan da yuvaları dağıtacak kadar negatif örnekler oluşturan çok ilginç bir mecra. Kontrol edilmesi çok zor bir mecra. Hayatımızın çok içine girdi. İşte bu cep telefonları vesilesiyle hayatımızın çok içine girdi. Artık insanlar film izlerken, işte yemek yerken, otobüste seyahat ederken, yolda yürürken, yemek yerken, neredeyse uyurken bile sosyal medyada geziniyor. Hatta son dönemlerde otobüslerde ve metrobüslerde, tramvaylarda bir anons duyuyorsunuzdur. İşte telefonlarınızı işte oynarken, telefonlarınızda gezinirken, telefonlarınızdaki işte sosyal medya uygulamalarına bakarken lütfen tutunmayı unutmayın. Yani bir elinizle telefonlarınızdaki o işte neyse mesajlara, sosyal medya uygulamalarına, videolara bakıyorsanız öbür elinizle de bir yere tutunun. Zira işte otobüs ya da işte metrobüs fren yapar, durması gerekebilir, aniden durabilir, durağa yanaştığı için normal bir durma eyleminde bile ayakta duramayabilirsiniz. Allah muhafaza yaralanabilirsiniz. Mahiyetinde uyarılar verilmeye başlandı. Zira bu kazaları, bu çarpışmaları görüyoruz, şahit oluyoruz. Peki sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyoruz? Ortalamada bir Türk vatandaşı sosyal medyada 2.44 saat, yani 2 saat 44 dakika vakit geçiriyor. Ortalama demek, bunun çok üstünde ve çok altında sosyal medyayı kullanan kişiler var ki bir ortalama çıkmış, ortalaması bile ne kadar yüksek. Ve yine sosyal medya artık günümüzde bir bağımlılık olarak konuşuluyor, bir bağımlılık olarak kabul ediliyor. Psikologlar, psikiyatristler konuyla ilgili kliniklerde hasta tedavi ediyor ya da hastalarına danışmanlık
yapıyorlar. Bu konuda da en büyük risk altında olan grup çocuklar. Türk halkı sosyal medya bağımlısı haline geldi. Türkiye 2024 yılında sosyal medya kullanımında 2 saat 44 dakikayla dünya sıralamasında 14. sıraya yükseldi. Nüfusa göre sosyal medya kullanımı oranları bakımından %66.8'de Türkiye 43. sırada yer alıyor. Sosyal medya bağımlılığı özellikle çocuklar için büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar çocukların en azından yaz tatilinde bilgisayar, tablet gibi cihazlardan koparak sosyal hayata karışması gerektiğini tavsiye ediyor. İnternette okul zamanı 4 saat yani 2-3 saat kalıyorum ama okula kapandığı için bu aralar daha fazla internete yoğunlaştım. Çarşıda arabanın önüne geçmesin diye daha çok onun için istedim. Oturuyorlar sakince arabaların önüne geçme bari en azından. Zararlı tabii canım, faydası yok. Onu bilincindeyiz ama işte veriyoruz. Oynuyorlar. Örneğin bir saat yiyorsun, yarım saat yiyorsun ama bir sefer taşıyorsun, gidiyorsun yani. Dağılıp gidiyorsun yani, nereye gittiğini bilmiyorsun. İçine bir girdim çıkamıyorsun. Bir saat yiyorsun, bakıyoruz 2 saat olmuş, 3 saat olmuş. Bunun farkındayım ve kullanıyorum ama yanlış bir şey. Yani günümüzde çok fazla teknoloji bağımlılığı var. Ben de muhtemelen onlardan biriyim. Aslında bunu aza indirmemiz gerekiyor ama kullanıyoruz her bir şekilde. Artık her şey dijitale bağlandı. Ya zararlı bir şey aslında. Günde kaç saatinizi veriyorsunuz sosyal medyaya? Ortalama bakıyorum düzenli olarak 3,5-4 saat. Genelde arkadaş ortamına Facebook, Instagram, YouTube. Düzgün kullanırsak faydalı, başka türlü kullanırsak zararlı. Çocuk ona odaklandığı zaman başka bir şey göremiyor ki. Orada da hep yanlış şeylere yönlendiriyorlar. Çocuğun psikolojisini bozuyorlar. Yani şimdi şu kadar benim torun var. Şeyin başından hiç kalkmıyor. İnternetin başından. Bak bazı yayınları, o çocukların izlediği yayınları kaldırmaları lazım. Çünkü o çok tehlikeli. Aslında vatandaş her şeyin farkında. Hepimiz her şeyin farkındayız. Neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Kamu spotlarında işte sigara içmeyin, sigara sağlığa zararlıdır. Hatta sigara tütün mamullerinin üstünde sigaradan zarar görmüş, tütün mamullerinden zarar görmüş insanların o zarar görmüş olan yapıları, ağzı, burnu, ciğeri, vücudunun işte uzuvları gösteriliyor. Buna rağmen insanlar ellerini atıyorlar, parasını veriyorlar. O ürünleri alıyorlar. Bağımlılık zaten. Yani bunun adına bağımlılık deniyor. Artık o ürün ona ne kadar zarar verirse versin, o ürünü kullanmaktan kendini alıkoyamıyor. Bu önümüzdeki dönemde birçok belki hastalığı da peşinden getirecek. Bunu da tam olarak kestirmek mümkün değil ama en azından şunu biliyoruz ki bu bağımlılık bir süre sonra zarar vermeye başlayacak. Hem de sadece psikolojik olarak değil, belki fiziksel anlamda da bağımlı olmaya başladık. O da bize etki oluşturacak. Çünkü bağımlılık sadece nasıl diyelim, nasıl ifade edelim? Hani ürünün kendisiyle ilgili olmuyor. Mesela işte cep telefonu tutuyorsunuz. Bunu elinizde tutmak artık bir bağımlılık haline geliyor. Bakmasak da elimizde tutuyoruz. İşte üzerindeki efendim bir takım uygulamalar üzerinde gezinmeden de cep telefonlarını artık elimizde tutuyoruz. Hatta yatarken başımızın altına koyuyoruz. Bugün değil ama belki yarın, belki yarından da yakın bunların fiziken de zararlarını sadece psikolojik olarak değil görmeye başlarsak şaşırmayalım. Belki de bu konuda uzmanlaşan hekimler olacak. Sosyal medya ve sosyal medya gereçlerinin oluşturduğu fiziksel rahatsızlıkları tedavi etme uzmanlıkları. Belki de önümüzdeki günlerde bir branş haline gelirse şaşırmayalım. Evet, bu ana haberimize, bugünkü ana haberimize iki acı haberle başlamıştık. Tekrar hatırlatalım. Pençe Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu. Bizim için şehit oldu sevgili izleyiciler. Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit oldu. Assubay Çavuş Mehmet Ali Horoz. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz ve Mardin ve Diyarbakır bölgesinde Anıs felaketinde hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz. Bu cuma günü maalesef üzücü haberlerle sizlere veda ediyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.